Ertel'den Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Son zamanlarda bizim NFT mint ederken Twitter bağlantısıyla ilgili sıkıntılar var. Bundan dolayı da Gazze'de biz NFT mint etme sırasında meydana gelen, bize hata kodu olarak karşımıza çıkan Twitter bağlama veya Twitter'ın başka bir hesaba bağlandığı hatası veriyor. Bu hata nasıl düzeltilir, Twitter'a nasıl bağlanılır, onunla ilgili video çekme ihtiyacı duydum. Birlikte şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Ben Aptos'u bağladım. Yani Petra Aptos Wallet'ı bağladım. Ve buradan arkadaşlar şimdi şuraya gelelim. Evet. Bir Twitter bağlantısı yapacağız. Önce bir hatayı görelim. Hatayı gördükten sonra arkadaşlar birlikte değerlendirelim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ki burada hatayı nasıl düzelteceğimizi veya işlemi, bağlantıyı nasıl yapacağımızı net olarak görmeniz için atlamadan izlemeye dikkat edin. Ben şu anda bilerek yapıyorum. Bir hatalı işlem yapıp önce o hata kodunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biz Twitter'a bağlanıyoruz. Şimdi önce Petro Aptos cüzdanımızı Twitter'ımızı bağlayacağız. Önce buradan giriyoruz arkadaşlar. Bakın ilk tekrar göstereyim şuradan. Evet arkadaşlar, zaten ilk tweet'i şuradan bağlayabiliriz. Veya NFT mint edeceğimiz sırada da bağlantı kurabiliriz. İsterseniz birlikte girelim ve önce buraya bir değerlendirelim sonra. Evet arkadaşlar, imzamızı atalım. Ve bu kısma, şu kısım arkadaşlar, sosyal link kısmına geliyoruz. Bakın connect Twitter account diyor. Arkadaşlar buraya bastık. Şimdi bize bu sayfayı getirdi işte. Bu sayfada arkadaşlar bize tweet at diyor. Şimdi bir tweet atacağız. Ve bunu bağlamaya çalışacağız ama bize hata verecek. İşte o hatayı görmenizi istiyorum ben sizin. Şimdi tweet'imizi atıyoruz. Bu biraz önce atmıştık tabii bu tweet'i. Ben sizden önce hemen o tweet'in linkini alayım ben. Şurada arkadaşlar o linki alıyorum ve kopyaladım. Bakın şuraya geliyoruz. Buraya kopyalamada yapıştırma yapıyoruz. Yapıştırdık ve karşımıza bizim işte şu hata kodu çıktı arkadaşlar. Bu hata kodu çok önemli. Tekrar basayım bakın. Bir dakika. Biraz önce onu görmüştük. Evet arkadaşlar, o kısmı bir daha göstereyim size. Evet. Şu anda işte bu hata kodunu görmüş olduk arkadaşlar. Bu hata kodu bizim esas sıkıntı veren kısım. Dolayısıyla arkadaşlar bir daha bakalım ve buranın da snapshot'ını alalım. Evet arkadaşlar, diyor ki şurada bir cüzdan var ve siz bu cüzdana bağlısınız aslında diyor. Buraya bu Twitter'ı, bu tweet'e bağlayamazsınız diyor. Bu da benim MetaMask cüzdanım arkadaşlar. Dolayısıyla bunu nasıl iptal edeceğim? O zaman önce MetaMask'a bağlı olan kısma gelmiş olmam lazım. Yani benim MetaMask'a tekrar biz bağlanıyoruz. Bakın burada da MetaMask'ım var benim. Tabii burada Settings'e geliyoruz. Bakın şu kısma geliyoruz arkadaşlar. Settings'e geleceğiz ama önce imzamızı atıyoruz. İmzamızı attıktan sonra internet biraz yavaş. Evet. Geldi. Hemen imzamızı atalım arkadaşlar. Attık ve biz bu kısma geldik. Bakın profil kısmına geldik. Sosyal linke geldik. Bakın burada benim Twitter'ımın bağlı olduğu ve Discord'umun da bağlı olduğu yer. Şimdi arkadaşlar şu kısma bastığımızda Remove'a bastığımızda arkadaşlar burayı iptal edecek. İşte iptal, bakın hemen iptal ediyorum. Bakın iptal etti ve ben artık buradan burayla alakam kalmıyor. Tekrar ben Aptos'a giderim. Bakın settings kısmına geldim. Burada yeni bir imza atacağım. Çok basit arkadaşlar. Sosyal link kısmına geleceğim burada arkadaşlar. Geldim. Bakın connect tweet dediğimde işte
biraz önce beni bana hata kodu veren yerde bu olmayacak artık. Hemen geliyorum. Tabii bu tweet'i yine attınız diyecek bana. İsterseniz şöyle yapalım. Yapıştıralım. Evet arkadaşlar bakın yapıştırdık ve olay bitti bakın. Hata kodu ortadan kalktı. Arkadaşlar videoyu atladıysanız bu kısmını anlamamış olursunuz. Mutlaka tekrar dinlemek isterseniz bakın buraya geldi şimdi. Biraz önce neredeydi oraya bakalım. Bakın buradan çıktık. Tekrar buradayız. Şimdi arkadaşlar ben burayı tabii tekrar remove'a bastığımda bu kısmını iptal edecek. İstediğimiz yere tekrar bağlayabileceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda burada artık bu Betamax'a bağlı kısım artık gözükmeyecek bizde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tip kısa hatalar olduğunda video yorumlara yazarsanız yardımcı olurum arkadaşlar. Teşekkür.